Ben özel yeşil Bafra sürücü kursu kurucusuyum. Hem Bafra'da hem de 19 Mayıs'ta şubemiz var. 1989'dan beri de acizane bu işle uğraşıyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle Milli Eğitim yetkililerine, Bakanlığı yetkililerine, Maliye Bakanlığı yetkililerine, Çalışma Bakanlığı yetkililerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdaresi'ne ve şu andaki milletvekillerimize özellikle bir duyurumdur. Tabii ben bunu kendi uğraştığım sektör icabı sürücü kurslarıyla ilgilendirdim. Ancak özel öğretim kurumlarının tümü bu işin içine dahildir diye düşünüyorum. Acizane olarak geçmiş yıllarda bu konularda da deneyimi olan bir kişi olarak. Sürücü kurslarında eğitimin kalitesinin artırılması ve kurslar arasındaki kronikleşen haksız rekabetin önlenebilmesi için her dönem başı ya da 3 ayda veya 6 ayda bu da mümkün değilse senede bir SGK ve vergi dairesinden borcu yoktur belgesi istenmelidir. İlgili genelge, yönetmelik ve kanunlarda kurumlardan borcu yoktur belgesi istenmesini engelleyen maddeler varsa bu engelin kaldırılmasıyla ilgili yasal çalışmalar yapılarak uygulamaya geçilmesi sektördeki kanayan yarayı büyük ölçüde kapatacaktır. Ayrıca halen kurum devir ve nakillerinde borcu yoktur belgesi istenmesiyle ilgili gerekli mevzuat çalışmalarının ve düzenlemelerin yapılması hususunu tüm kamuoyuna ve ilgililere arz ediyorum. Son not olarak özellikle son hazırlığı yapılan torba yasaya sadece SGK ve maliye borcu olan özel öğretim kurumları veya MTSK'lar borçları ödenmeden devredilemez ifadesinin koyulmasının problemi kökünden büyük çapta çözeceği kanaatindeyim, saygılarımla. Peki hocam, bu şimdi en son not olarak verdiğiniz şekilde bu şekilde çalışma mı var? Yani zannediyorum bugünlerde bir torba yasa şeyi var. Biz buraya biraz da girmesini istiyorum. Yok şey dedim ben hocam, yani borcu yoktur yazısıyla birlikte devredilemez. Evet. Onu biraz açarsak. Borcu olan kurumlar devredilmemelidir. Mutlaka SGK ve maliyeden borcu yoktur belgesi Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmeden veya yetkililere verilmeden devir işlemi yapılmamalıdır. En önemli konulardan birisi de budur. Çünkü bu kanayan bir yaradır. Sektördeki belki de yolsuzluğun, kamu kayıp ve kaçaklarının en önemli noktalarından birisidir. Bu konularda tabii ki. Yani çok teşekkür ediyoruz.